Özellikle ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya geçmişte emsaline az rastlanılmış bir göç kriziyle karşı karşıya biliyorsunuz. İnsanlar sadece iyi bir iş, daha yüksek bir hayat standardı için değil, bazen hayatlarını devam ettirebilmek için göç etmektedirler. Edirne Valili İl Göç İdaresi Müdürlüğü kentte yaşayan Suriyeli aileye gönül ziyareti gerçekleştirdi. Edirne Valili İl Göç İdaresi Müdür Vekili Musa Aşılıoğlu Suriyeli aile ile sohbet ederek hem kendi memleketiniz için hem de Türkiye için bol bol dua edin. Dua bekliyoruz sizden. Sayın Valimiz Ekrem Canalp'in önderliğinde Edirne'de gerçekten 30 farklı milletten göçmenle gerek Batı Trakya Türklerimizle gerek Balkanlardan gerek göçmenle uyum içerisinde çalışmaktayız. Birlikte ekmek kazanmaktayız. Biz bu süreci bu şekilde Edirne'de devam ettireceğiz ve elimizden gelen de bize düşen bütün görev bilinciyle de sorumluluk, vicdani bilinçle de ilerleteceğiz, güzelleştireceğiz, daha da yaşanabilir bir dünya haline getireceğiz dedi. Şimdi özellikle ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya geçmişte emsaline az rastlanılmış bir göç kriziyle karşı karşıya biliyorsunuz. İnsanlar sadece iyi bir iş, daha yüksek bir hayat standardı için değil, bazen hayatlarını devam ettirebilmek için göç etmektedirler. Göç güvenlik boyutunu da ele alan insani aynı zamanda siyasi bir meseledir. Bu yüzden göçün gerisindeki sorunlarla yurtlarını terk etmeyi zorlayan sebeplerle bizim haricimizde diğer batılı devletlerin de bizim kadar en az ilgilenmesi gerekmektedir. Biz Edirne'de yaklaşık 30 milletten vatandaşla, göçmenle birlikte yaşamaktayız ve uyum içerisinde yaşamaktayız. Yani bizim tarihimizde ve geçmişimizde göçü reddetmek, göçü ertelemek kesinlikle olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Sayın Valimiz Ekrem Canalp'in de önderliğinde Edirne'de gerçekten 30 farklı milletten göçmenle gerek Batı Trakya Türklerimizle gerek Balkanlardan gelen göçmenle uyum içerisinde çalışmaktayız, yaşamaktayız. Birlikte ekmek kazanmaktayız. Biz bu süreci bu şekilde Edirne'de devam ettireceğiz ve elimizden gelen de bize düşen bütün görev bilinciyle de sorumluluk, vicdani bilinçle de ilerleteceğiz. Güzelleştireceğiz. Daha da yaşanabilir bir dünya haline getireceğiz. Teşekkür ederim.